Sayın Buldan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle yanımıza geldiğiniz için. Önce şunu sormak istiyorum. Dördüncü görüşmeydi. Sizin üçüncü görüşmenizdi. İlk olarak gittiğiniz zaman kimler vardı? Sadece siz mi vardınız? Sizi nasıl karşıladı Sayın Öcalan? Bu ilk adımdan başlayalım, ardından soracağım. Evet. Üç görüşmeye katıldım. 23 Şubat, 18 Mart ve 3 Nisan tarihli görüşmelerde heyet içerisinde yer aldım. Her üç görüşmede de Sayın Öcalan bize ayrılan odada MİT yetkilisiyle, devlet yetkilisiyle ayakta bizi karşıladı. Her üç görüşmede de aynı şekilde karşılandık. Sayın Öcalan'la devlet yetkilisi ayakta bizi beklerken girdik içeriye. Tokalaştık ve hemen, yani hiç zaman kaybetmeden, Sayın Öcalan konuya başlayalım, masaya oturalım, herkes yerini alsın diyerek üç toplantı gerçekleştirdik şimdiye kadar. O görüşmenin içeriği, konuştuğunuz konulara geleceğiz ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Eş Başkan Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder KCK yetkililerine verilen mektubu iletmek üzere Güney Kürdistan'da bulunuyorlar. Evet. Sizi bu mektubun muhatabı, daha önceki mektup BDP'ye, KCK yetkililerine ve Avrupa'ya yazılmıştı. Evet. Bu verilen mektubun muhatapları kimlerdi? Sizin bir mektup getirdiğiniz söylenmişti basında. Evet. Buna ilişkin ne söyleyeceksiniz? Şimdi en son yaptığımız 3 Nisan tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda Sayın Öcalan'la görüşmede Kandil'e bir mektup yazdığını ve bu mektubun bir an önce Kandil'in eline ulaşması gerektiğini ve bunun cevabının da 2 gün içerisinde, yani sizler orada bekleyeceksiniz, cevabı bana getireceksiniz, yani mektubun cevabını almadan geri dönmeyeceksiniz dedi. Dolayısıyla o mektubu Sayın Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Sayın Sırrı Süreyya Önder hiç zaman kaybetmeden İmralı Adası'ndan çıktıktan sonra gece yola çıktılar. Hevlere gittiler. Oradan da Kandil'deki yetkili arkadaşlara mektubu ulaştırmak üzere yola çıktılar. Ben Avrupa'ya bir mektup getirmedim. Çünkü mektup sadece Kandil'e yazılan bir mektuptu. Buraya yazılan bir mektup yok. Sadece yaptığımız görüşmeleri burada arkadaşlarla paylaşmak adına ve bilgilendirmek için ben buraya geldim. Ayrıca bir işte televizyon programımız vardı. Evet. Bu televizyon programına katılmak için geldim Avrupa'ya. Yoksa Avrupa'ya yazılmış bir mektup yok. Mektup sadece Kandil'e yazılan bir mektup ve geri çekilme meselesiyle alakalı bir mektup. Yani onları ilgilendirdiği için sadece Avrupa'ya yazılan bir mektup. Dolayısıyla o mektup sadece Kandil'e gitti. Cevabı da aynı şekilde Eş Başkan Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte geri gelecek. Geri gelecek ve muhtemeldir ki önümüzdeki hafta bu mektubun cevabı Kandil'e ulaştıktan sonra 5. heyetin adaya gitmesi gerekiyor ki işte Sayın Öcalan o mektubu okuduktan sonra bir açıklama yapmak durumunda. Geri çekilme meselesiyle alakalı bir açıklama yapmak durumunda. Dolayısıyla önümüzdeki hafta muhtemelen bir görüşme daha gerçekleşecek. Çünkü mektup devlet yetkilileri tarafından Sayın Öcalan'a ulaştırılacak. Mektup ulaştıktan sonra bizim, yani heyetin, tekrar adaya gitmesi gerekiyor ki açıklama bir şekilde yapılması gerekiyor. İşte ona göre Sayın Öcalan mektubu okuduktan sonra, Kandil'in cevabını aldıktan sonra bir açıklama yapacak. O açıklama tabii nasıl olur onu şu anda bilemiyoruz. Mektupta neler yazıldığını da bilmiyoruz. Geldikten sonra biz adaya gideceğiz ve Sayın Öcalan bize açıklama yapar. Muhtemelen biz de adadan çıktıktan sonra bir basın toplantısıyla, kamuoyuyla bu mektubun cevabını paylaşacağız. Şimdi işleyen bir süreç de var. Yani eleştiriliyor, eksik bulunuyor, yetersiz de bulunuyor. Ancak bir akil insanlar komisyonu kuruldu. Bir meclise teklif edildi. Bir araştırma komisyonu, sürece ilişkin bir araştırma komisyonu kurulması da teklif edildi. Evet. Siz bu çerçevede yaptığınız toplantıda neler konuşuldu? Sayın Öcalan ilerleyen sürece ilişkin sizlere hangi mesajları verdi? Şimdi zaten hani başından beri de ifade ediyoruz. Sayın Öcalan 3 aşamalı bir yol haritasından bahsediyor. Bu 3 aşamalı yol haritasının birinci aşaması daha çok işte akil insanlar ve 2 komisyonun kurulması. Yani bir de geri çekilme meselesi var. Dolayısıyla bu ilk aşama bittikten sonra ikinci aşama devreye girecek. Bu da yasal ve anayasal değişikliklerle Türkiye'nin demokratikleşmesi
geçmesi önündeki işte adımlar atılacak. Yani bazı adımlar atılacak. Bu da ikinci aşamayla birlikte gündeme gelecek. Bir de üçüncü aşama dediğimiz normalleşme süreci var. Bu süreç içerisinde de artık Türkiye demokratik bir Türkiye olacak. Dolayısıyla işte Türkiye'de yaşayan bütün halklar kendilerini özgürce ifade edebilecekler, özgürce yaşayabilecekler. Her halk eşit şartlarda yaşayabilecek. Bunların adımları atılacak normalleşme sürecinde. Genel olarak bunlar üzerinde duruyor Sayın Öcalan, ama şöyle bir şey ifade etmek istiyorum tabii ki. Birinci aşama bittikten sonra, yani komisyonlar, işte Akil İnsanlar Komisyonu bir şekilde kuruldu. Hani bazı eleştirilerimiz olmasına rağmen kurulan bir komisyon, ama bu saatten sonra çok fazla bir şey söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. İki komisyondan bahsediliyor. Biri işte Akil İnsanlar Komisyonu, biri de parlamentoda kurulacak olan bir hukuk komisyonu. Sanırım önümüzdeki hafta genel kurula gelecek bir komisyon. Bunun hazırlıkları yapılıyor, bir hukuk komisyonu. İsmi belli değil şu anda. Yani devlet belki kendine göre, hükümet kendine göre bir isim belirlemiş olabilir, ama bizim cephemizde de, yani BDP cephesinde de hazırlanan bir taslak var. Bu komisyona ilişkin hazırlanan bir taslak var. Bizim de farklı bir isimle verdiğimiz bir taslak var. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Önümüzdeki hafta genel kurula geldiği zaman her iki önerge birleştirilecek. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela hükümetin hazırlamış olduğu taslakta dil çok farklı. Bizim hazırladığımız taslakta çok farklı. Yani onlar terörle şu anda verilen. Evet, şu anda teklif edilen. Doğru. Adıyla. Doğru. Evet. Hükümetin ya da devletin hazırlamış olduğu komisyonun içeriği tamamıyla işte terörden bahsediliyor. Terörün çözümü noktasında bakılıyor soruna. Ama bizimki öyle değil. Bizimki tamamıyla Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü noktasında kurulması gereken bir komisyon ve Sayın Öcalan'ın isminin geçtiği bir komisyon. Dolayısıyla bu genel kurula geldiği zaman her iki komisyon muhtemelen birleştirilecek, ama biz kendi önergemize el kaldıracağız. AKP kendi önergesine el kaldıracak. Bunlar birleşecek ve bir komisyon oluşacak. Ama henüz şey tartışılmıyor. Yani bu komisyon kaç kişiden oluşacak? Çünkü hala MHP ve CHP komisyona üye verecek mi, vermeyecek mi? Bunun tartışmaları var. MHP tamamıyla zaten kapıları kapatmış durumda, ama CHP'nin belki hani süreç ilerleyince fikrini ya da tavrını değiştirip bu komisyona üye verme olasılığı da gündemde. Dolayısıyla henüz bunlar netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde bunlar da netleşecek ve bir komisyon kurulacak. Her iki komisyonda normalleşme sürecine kadar görev yapacaklar. Yani belirtilen 3 ay, 2 ay bir süre belirtiliyor. Öyle olmaması gerekiyor. Yani evet. Bizim görüştüğümüz, yaptığımız toplantılarda aldığımız, çıkardığımız sonuç şu. Her iki komisyonda normalleşme sürecine kadar görevlerini yürütmek durumunda. Peki, araya gireyim. Bu süreç takvim belli mi? Yani Hayır. Hiçbir şekilde takvim belli değil. Tamamıyla işte sürece bağlı olarak gelişecek olan şeyler. Akil İnsanlar Komisyonu mesela işte izliyoruz, takip ediyoruz. Yapılan toplantıda, başbakanla yapılan toplantıda 2 aylık bir süre belirlenmiş. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü normalde hani 2 aylık süreç içerisinde hiçbir şey gelişmez. Yani gerillanın çekilme süreci bile 2 ay içerisinde tamamlanacak bir süreç değil. Dolayısıyla bu komisyon çok uzun vadeli çalışacak olan bir komisyon. Şöyle tahmin ediyorum, 2 aylık süre bittikten sonra bir rapor hazırlanır, ama bu rapordan sonra tekrar bir çalışma kararı alınabilir. Çünkü eğer bunlar normalleşme sürecine kadar çalışacaklarsa, ki şöyle bir görevi var bu Akil İnsanlar Komisyonu'nun, benim bildiğim şu, bunlar işte süreç tıkandığı anda, süreç sekteye uğradığı anda her iki tarafa da çağrı yapabilecekler. Hem PKK'ye hem hükümete çağrı yapabilecekler. Tıkanıklık anında araya girebilecekler. Çağrılarını yapabilecekler. Toplumun nabzını alacaklar. Toplantılar yapacaklar. İnsanları bilgilendirecekler. Süreçle alakalı, süreçle ilgili konuları tartışacaklar. O raporları getirip devletin önüne, hükümetin önüne koyacaklar. Dolayısıyla bu 2 aylık süreç içerisinde bunlar zaten ancak işte bölgelerine giderler. Bazı birkaç toplantı gerçekleştirecekler.
gerçekleştirebilirler ama bu komisyonların asıl görevi tıkanıklık aşamasında devreye girmek, bu tıkanıklığı aşmak. Çünkü bizim anladığımız bu aslında. Böyle olması gerekiyor ve dolayısıyla bu komisyonlar muhtemelen 2 aylık süreden sonra tekrar bir çalışma süresi alıp süreyi uzatacaklar gibi geliyor bize. Bir de çekilme meselesi var. Hem Sayın Öcalan hem KCK yetkilileri ateşkes ilanından sonra çekilmenin yasal altyapısı oluşturduktan sonra da mümkün olabileceğini, aynı evet. zamanda teknik anlamda çekilmenin de epey bir süre alacağı da belirtilmişti. Evet. Bu konuda nasıl Sayın Öcalan'ın öngörüsü veya sizlerin yaptığınız tartışmalarda bu altyapı dediğimiz şeyi bu komisyon mu yürütecek? Meclis farklı bir yasal altyapıyı nasıl hazırlayacak? Buna ilişkin neler belirteceksiniz? Normalde bu Akil İnsanlar Komisyonu aslında çekilme sürecinde de çok etkili olabilecek bir komisyon olması gerekiyor. Yani işte çekilmenin yaşandığı alanlarda gidip gözlemci olarak da o çekilme sırasında orada bekleyecekler, görecekler, izleyecekler, herhangi bir müdahalenin yapılmaması noktasında da orada aktif bir rol üstlenecekler. Ve işte meclis ayağı dediğimiz bir hukuk komisyonu kurulacak. Bu hukuk komisyonda işte diyelim ki gerillanın terk ettiği ya da boşalttığı alanlara işte korucuların, JİTEM'in, yine farklı kesimlerin girmemesi için bunların devrede olması gerekiyor. Evet. Bu her iki komisyonun da devrede olması gerekiyor. Çünkü sonuçta boşaltılacak olan alanlara köylerini terk eden, oradan ayrılan, işte diyelim ki 4000'e yakın köy boşaltılmış ve bu insanlar köylerini terk etmişler, farklı yerlere gitmişler, metropollerde yaşıyorlar ya da Avrupa'da yaşıyorlar, diasporada yaşıyorlar. Bu insanların tekrar köylerine gidiş noktasında önlerinin açılması gerekiyor. Bunlara öncülük edecek bir gücün ortaya çıkması gerekiyor. Bu her iki komisyonda bu işlevi de yerine getirmek durumundadır. Şimdi bu sürece paralel olarak şöyle bir şey de yaşanacak mı? Yani sonuçta silahlı mücadelenin bir sonuç olduğu ama esas meselenin Kürt sorunu ve Kürt sorunu temelinde Kürt halkının haklarının, temel haklarının evet. güvence altına alınması. Bu normalleşme sürecine giderken bu yol temizliği olarak ifade edildi. Hı hı. İşte siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, barajın düşürülmesi, KCK tutuklarının, tutsaklarının durumu ve benzeri sıkıntılar var. Bu süreçte de meclis bu konuda bir rol oynayacak mı veya bu komisyon bu konularda yasal çalışma yürütecek mi? Şimdi komisyondan ziyade aslında ikinci aşama dediğimiz yasal ve anayasal değişikliklerin devreye gireceği ikinci aşamada bunların hepsinin konuşulup tartışılıp yerine getirilmesi gerekiyor. Şöyle ifade edeyim, ikinci aşamaya geçiş sürecinde bu komisyonlar tabii ki sürekli var olacak. Biraz önce ifade etmeye çalıştım, normalleşme sürecine kadar bu komisyonların aktif olarak çalışması gerekiyor. Ve bu komisyonlar ikinci aşama da çok aktif bir rol üstlenmek durumundadır. Çünkü geri çekilme meselesi sona erdikten sonra pratik bazı adımların atılması gerekiyor. Siz de ifade ettiniz. İşte yol temizliği dediğimiz. Evet. TMK'nın kaldırılmasıdır. TCK'da yapılacak olan değişikliklerdir. Yine seçim yasasının değiştirilmesidir vesaire vesaire. Bütün bunların olabilmesi için bu komisyonlar tekrar devreye girecek ve ikinci aşamada bunların pratik adımları atılacak. Zaten bunlar olmazsa süreç tıkanır. Yani evet. böyle bir şey olmazsa, böyle bir şey gerçekleşmezse, ikinci aşama dediğimiz o harita eğer hayata geçirilmezse süreç zaten tıkanır. Dolayısıyla bu sürecin tıkanmaması için, bu sürecin böyle sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için hem komisyonların çok aktif bir şekilde çalışması gerekiyor, hem de devletin bu konuda pratik bazı adımları atması gerekiyor. Bu devlet cephesinden söylediğim şeyler. Bir de bizim cephemizden yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlara da açıklık getirmek istiyorum. AKP bizim önümüze altın tepsiyle bir şey sunmuyor. Yani bizim 30 yıllık süreç içerisinde vermiş olduğumuz bir mücadele var. Bu mücadele eğer bizi bugünlere getirdiyse bundan sonra yapacağımız farklı bir mücadele yöntemi olmalıdır. Biz yine haklarımızı talep edeceğiz. Biz yine dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü anayasal güvence altına almak için ya da dilimizi özgürce kullanabilmemiz için, kültürümüzü kullanabilmemiz için, kimliğimizi çok özgür bir şekilde kullanabilmemiz için yasal ve anayasal bağlamında işte güvence altına alınabilmesi için halkın
yani Türkiye'de yaşayan bütün halkların, sadece Kürt halkının değil aslında. Sayın Öcalan da ifade etmişti, işte doğum gününde yazmış olduğu mesajda çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ben görevimi yaptım diyor. Bundan sonra yapılacak olan artık halkın hareketliliğidir. Halkın vereceği mücadeledir. Şimdiye kadar halk yine mücadelesini verdi ama bundan sonra da mücadele etmek durumundadır. Yoksa rehavete kapılıp işte barış geldi, her şey bitti, biz evimizde oturalım, her şey yoluna girdi düşüncesine kapılmak bizi gerçekten felakete götürür. Dolayısıyla bizim de Kürtler olarak yaşamın her alanında bu taleplerimizi bağıra bağıra, üzerine basa basa dile getirmek durumundayız ve ancak bu şekilde bu süreç ilerleyebilir. Yoksa kimse evinde oturarak işte bir barış geliyor diyerek bu sürecin ilerlemesi mümkün değil. Bizim cephemizden de bunların yapılması gerekiyor. BDP olarak bazı kararlarımız var tabii ki, onları da ifade edeyim. Önümüzdeki hafta muhtemelen BDP blok milletvekilleri, MYK ve parti meclisindeki arkadaşlarımız, her birimiz bir yere gidip oralarda halk toplantıları yapacağız. Halk toplantılarıyla süreci halkımıza anlatacağız ve halkın desteğini yanımıza almak durumundayız. Çünkü Sayın Öcalan bu sürece herkes katılmak durumundadır diyor. Yaşlısı genci, kadını erkeği, zengini fakiri, herkesin bu sürece bir şekilde güç vermek, destek vermek durumunda olduğunu iletmek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Yani bizim cephemizden de yapılacak olan çok iş var. Dolayısıyla herkesin bu sürece katkı vermesi, güç vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kaygılar da şuradan kaynaklanıyor. Sanki süreç biraz tek taraflı gidiyor, kaygısı taşınıyor ve işte Türk basınında, hükümet çevrelerindeki tartışmalara, söylemlere de baktığımız zaman işte silahlı mücadele sonlandırılırsa, işte gerillalar sınır dışına çekilirse hal olacakmış bir hava yansıtılıyor. Bu açıdan kamuoyu şunu merak ediyor. Yani kuşkusuz belirttiğiniz çerçevede bir mücadele yeni bir aşamaya geçiyor ve sürecek. Kürt halkı bunu sürdürecek ama buna karşılık hükümetin de bu sürecin sağlıklı ilerleyeceğini ve bir sonuç alınacağını gösterebilmek için somut adımlar atması gerekmiyor mu? Yani yasal, anayasal çerçevede. Evet. Çünkü kamuoyu da bunu biraz merak ediyor. Yani bir dediğiniz bir takvim yok ama tek taraflı da mı gidecek, ya da niye tek taraflı gitmemeli konusunda ne söyleyeceksiniz? Tek taraflı gitmemeli. Yani tabii ki doğal olarak bizim vereceğimiz olan mücadele, işte yapacağımız eylem ve etkinlikler, taleplerimizi her alanda dile getirmemiz, işte dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü yasal ve anayasal çerçevede güvence altına alınması noktasında her yerde bunu dillendirmemiz lazım ama aynı zamanda devletin de bu konuda tabii ki pratik adımları atması gerekiyor. Ama ben şunu şöyle bağlamak istiyorum. Yani biz eğer bu mücadeleyi yürütmezsek AKP bunu bize vermeyecek. Evet. Dolayısıyla bizim alanlarda olmamız lazım. Halkımızın alanlarda olması lazım. Halkımızın bu mücadeleyi yeniden ele alıp herkesin dönemin ruhuna göre hareket etmesi gereken bir süreçteyiz. Dolayısıyla böylesi bir süreçte taleplerimizi her yerde dile getireceğiz ve devleti bu konuda sıkıştıracağız. Hükümeti bu konuda sıkıştıracağız. Hükümetin bu talepleri gündemine alması, bunları hayata geçirmesi noktası da hep birlikte mücadele edeceğiz. Yoksa AKP işte geri çekilme süreci bitti, gerilla Türkiye'yi terk etti, işte sınırların dışına çıktı, her şey bitti gözüyle bakabilir tabii ki. Ama biz bunu ortadan kaldıracağız. Kürt halkı bunu ortadan kaldıracak. Türkiye'de yaşayan bütün halklar bu sürece destek vermek durumundadır. Aynı zamanda şunları da yapacağız. Biz konferanslar yapacağız. Evet. Türkiye'de, işte Kürdistan'da, Avrupa'da, birçok yerde konferanslar yapacağız. İnsanları bu konferanslara davet edip görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini alacağız. Ve daha sonra bu çıkacak olan sonuç bildirgesiyle beraber hükümetle oturup tekrar konuşacağız. Bakın, Türkiye'de yaşayan halklar bunu istiyor.
Evet. Bu sürecin ilerleyebilmesi için sizin bunları yapmanız gerekiyor. Eğer bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız, Türkiye'de yaşayan bütün halkların önerilerini, eleştirilerini dikkate almak durumundasınız. İşte bu konferansların asıl amacı bu. Muhtemelen işte bir iki ay sonra sanırım artık her yerde konferans hazırlıkları tamamlanmış olur ve adımlar atılır, konferanslar gerçekleştirilir. Bu konferanslarla birlikte çok önemli buluyorum bu konferansları. Kadın boyutu da ayrıdır bu konferanslar içerisinde. Kadınlar da kendi cephesinden konferanslar yapacaklar. Çünkü kadınların da bu süreçte aktif olarak rol alması gerekiyor. Çok aktif olarak bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Savaş sürecinde kadınlar nasıl acı çektiyse, kadınlar nasıl gözyaşı döktüyse, kadınlar nasıl evlatlarını yitirdiyse, bu barış sürecinde de farklı bir şekilde bu mücadelenin içerisine girmek durumundadır. Aşkla bu mücadeleyi yürütmek durumundadır. Yoksa kadınsız zaten bu mücadeleyi çok büyütmek mümkün değil. Dolayısıyla herkesin kendi cephesinden bu sürece katkı sunması ve bizim de işte öncülük eden insanlar olarak konferanslar ve eylem ve etkinliklerin sonuçlarını hükümetle tekrar konuşup Kürtlerin, işte Türkiye'de yaşayan bütün halkların, sadece Kürtlerin değil aslında, çünkü demokratik bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün halkların, Ermenilerin, Süryanilerin, Çerkezlerin, Alevilerin, herkesin bu süreçte kendi talep ve önerilerini hükümetin önüne koyması gerekiyor. Ancak bu şekilde yol alabiliriz diye tekrar düşünüyoruz. Tekrar son görüşmenize gelirsek, Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'la yaptığınız toplantıda sormak istediğim temel şey, somut olarak çekilmeye ilişkin çok spekülasyon yapılıyor. Süreç nasıl ilerleyecek? Çekilme konusunda somut bilgiyi paylaşabileceğiniz somut bir şey yok. Kamuoyuyla, tarih veriliyor, şu tarih, bu tarih yok. Diye. Yok, yanlış bilgiler bunlar. Mektupta her şeyin yazılı olduğunu söyledi Sayın Öcalan, evet. Ama biz mektubu görmedik tabii ki. Kapalı bir zarf içerisinde bize daha sonradan, evet, iletildi. Şu anda mektup zaten götürüldü, biliyorsunuz. Yani herhangi bir takvim yok. Evet. Çekilme sürecine ilişkin söylüyorum. Mektupta olabilir, onu bilemiyorum. Hı hı. Ama mektubundan gelecek olan cevapla birlikte belki bir takvim ortaya çıkabilir. Şimdiden o konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bir de kamuoyunda yine çok tartışılmıştı. Bir önceki görüşmede verilen Nevroz mesajında Aleviler meselesi. Orada gündeme geldi mi? Sayın Öcalan o konuda bir mesaj, bir düşünce belirtti mi? Tabii, yani sanırım Sayın Öcalan izliyor zaten, yapılan eleştirileri dinlemiş. Çok dikkatle dinlemiş hem Ermeni meselesinde, evet, hem de Alevi meselesinde. Her iki tarafta beni yanlış anladı dedi. Biraz açıklık getirdi tabii ki. Yani Türkiye eğer demokratikleşecekse, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye'de yaşayan bütün halklar aslında özgürleşecek. Ama ben mektubumda tek tek isim saymaktan ziyade belki birkaç kesimin ismini zikrettim, saydım. Ama sonuçta ben bütün bunlara bir kültür olarak bakıyorum. İşte Alevileri bir kültür olarak bakıyorum. İslam meselesine bir kültür olarak bakıyorum. Ermeni meselesine bir kültür olarak bakıyorum. Ve bu demokratik Türkiye çerçevesinde ve bu Türkiye'nin içerisinde bütün halklar özgür bir şekilde yaşayacaklar. Anadolu ve Kürdistan topraklarında bütün halklar kendilerini özgürce ifade edebilecekler. Dolayısıyla hiç kimse böyle küçük hesaplar içerisinde olmasın. Birbirimize güç vererek, birbirimize destek vererek bu süreci hep birlikte ilerletmek durumundayız. Alevi yurttaşlarıma, Alevi halkımıza Sunilerden daha çok değer veriyorum dedi. Bu kelimesi önemlidir. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın işte yanlış anlaşıldığını kendisi zaten ifade etti. Bu konuda tavrım nettir. Özgürleşeceksek hep birlikte özgürleşeceğiz. Evet. Bir de görüşmenizi 3 Nisan'da yaptınız. 4 Nisan'da kendisinin doğum günüydü. Kürt halkı tabii klasik bir doğum günü olarak algılamıyor bunu. Kendi doğuşunu, evet, mücadele yükseltme günü temelinde hem Kürdistan'da, Avrupa'da, Kürdistan diğer parçalarında da görkemli kutlamalarla karşıladı. Kendisinin bu konuda mesaj da göndermişti. Onu da biz izleyicilerimize paylaştık ama orada sizlerle konuştuğu bu konudaki mesajları değerlendirmesi nasıldı, onu da anlamak istiyorum. Zaten mesaja biz hepsini, evet, yazdık, gönderdik. Amara'daki halkımıza iletilmek üzere mesajı, çünkü Sayın Öcalan bir an önce yazın ve gönderin dedi. Hani orada okunsun. Hı hı.
yani orada okunan mesajın dışında farklı bir değerlendirme yapmadı. Bugün işte benim doğum günüm, 65. yılıma giriyorum, yaşıma giriyorum. Ve bugün aslında bir halkın doğum günüdür. Bir halkın özgürlük mücadelesini verdiği günün başlangıcıdır ifadesi var. Ve şöyle diyor... Zaten mesajda da çok açık ifade ediliyor. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra yapılacak olan halkın mücadelesidir. Halkın onurlu duruşudur. Ve bu onurlu duruşa, bu mücadeleye herkesin kendisini katması gerektiğidir. Bunun dışında farklı bir mesaj verilmedi. Yazılan mesajın dışında farklı bir şey yok. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz ilk görüşmenizde şöyle bir cümle kullanmıştınız. Benim için tarihi bir yolculuktu demiştiniz, evet, ilk karşılaşmanız, evet, için. Bu son görüşmenizde hem kendisinin sağlık durumu, moral durumu ve sizler açısından neler hissettiniz, neler düşündünüz? Evet. Kısaca bunu da alıp bitirelim. Evet, gerçekten tarihi bir süreç yaşıyoruz. Yani sadece kendi açımdan ifade etmiyorum. Kürt halkı açısından, Türkiye'de yaşayan bütün halklar açısından tarihi bir süreçten geçiyoruz. Aslında tarih şöyle yazacak daha sonra. 21 Mart 2013 öncesi, 21 Mart 2013 sonrası olarak yazacak tarih bu süreci. Benim açımdan tabii ki önemli bir süreç. Çünkü hayatımda ilkleri yaşadım ben de. Sayın Öcalan'la karşılaşmak, onunla konuşmak, onunla işte bazı meseleler üzerinde tartışmak, onun görüşlerini almak benim açımdan hayatımda yaşayabileceğim en önemli, en anlamlı, en onurlu bir süreç. Sayın Öcalan tabii ki çok sağlıklı, çok hakim, her şeye hakim gerçekten. Süreci çok yakından takip ediyor. Çünkü mektupta işte Nevroz mektubunun okunmasıyla birlikte yapılan eleştirileri de çok dikkatle dinlemiş. Çünkü sorular da soruyor. İşte niye böyle karşı çıkanlar oldu ya da yüzde kaçı karşı çıktı gibi. Yani Sayın Öcalan gerçekten süreci çok yakından takip eden, sürece çok hakim olan ve çok kararlı bir insan. Bunu gözlemleyebildim ben. Ama bizim gidişimizle birlikte de bir mutluluk yaşıyor doğrusu. Çünkü 14 yıldır işte tek kişilik bir hücrede yaşamını idame etmeye çalışan bir insan. Bizim işte heyetin daha doğrusu İmralı'ya gidip gelmesiyle birlikte bir moral, bir motivasyon, bir güç de kazanmış gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla Sayın Öcalan açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir süreç. Hayatımız boyunca ben kendi açımdan söylüyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir süreç. Ümit ediyor ve diliyorum ki bizim işte gidip Sayın Öcalan'la görüşmemiz, konuşmamız Türkiye'de yaşayan ve Sayın Öcalan'ı görmek isteyen, Sayın Öcalan'la oturmak isteyen, onunla konuşmak isteyen herkese nasip olur. Gerçekten kelimelerle anlatmak mümkün değil. Böylesi bir süreci herkesin yaşaması gerekiyor. Anlatımlarla söylenecek bir şey yok aslında. Bu süreci herkesin yaşaması gerekiyor. Ben ümit ediyor ve diliyorum ki halkımızda en kısa zamanda Sayın Öcalan'la bir araya gelir, konuşur, tartışır, görüşür, ona dokunur, ona, evet, temas eder. Böylesi bir sürecin herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.